İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dün gece Yemen'deki Husilere ait hedefleri buldu ve tüm dünya bugün bu konuyu konuşuyor. Ve bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonu kınadı ve İngiltere'de anında cevap verdi ve operasyonun çok hedefli ve sınırlı olduğunu belirtti. ve Bir yandan da tabii dünya ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bir yol bu bölge. Operasyondan dolayı zaten petrol fiyatları da anında arttı. an yüzde dört bir artış gözüküyor. Bu konuyu konuşmak üzere bir konumuz var. Profesör Başak Akdemir, Spice City of London direktörü ve aynı zamanda MLA College CEO'su. Başak Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Başak Hanım, dün akşamdan beri tüm dünya bu konuyu konuşuyor, İngiltere'de dahil bu konuya. Konuya ilgiler söylemek isterseniz, bu kanalın önemi nedir? Dünya ticareti için kısa vadede ve uzun vadede etkileri neler olacak? Dünya ticaretinin %90 ile %95 arası deniz yolu ile gerçekleşmektedir. Yani bu konuştuğumuz rakam 12,5 milyar ton e, kargo ve bunun da yaklaşık %12'si Suez, Suez kanalından geçmekte. Suez bizim için ne demek? 193 kilometre uzunluğundaki kanal Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. 24 metre derinliğinde en geniş yeri 205 metre ve transit süresi de 12 ile 16 saat kadar sürüyor. 2022 yılında 1.2 milyar ton kanaldan geçen yük sayısı yani demin verdiğim rakama bakarsanız yaklaşık %10'u. Mısır'a bunun gelir olarak baktığımızda da 6.3 milyar dolar bir gelir kazanıyor Sır bu geçişlerden. 2021 yılında 21 ta bin tane gemi geçmiş kanaldan, yani bunun e, o, günde ortalama 60 gemi olarak düşünebiliriz. Konteyner e, ticaretinin yüzde 30'u, elenci ticaretinin yüzde 8'i geri kalın da kuru yük ve diğer yükler oluşturmakta. E, yani yüzde 12'sinin buradan geçmemesi demek. Ortalama bir geminin 14 gün fazla daha seyir yapması ya da 3000 deniz mili daha fazla seyir yapması lazım. Yani tabii her geminin yaktığı miktar ve gittiği yer de farklı. Şimdi eğer Suez kanalından geçip Yunanistan Türkiye'ye geliyorsanız çok daha fazla etkileniyorsunuz. Eğer Avrupa'ya geliyorsanız daha az etkileniyorsunuz. Ama gemi başına maliyetini 500 bin dolar olarak düşünebiliriz. Tabii e, bu ne demek? E, i̇lk etapta... E, İki hafta uzun, yani denizcilik baktığınızda aslında arz talep, belirli bir miktar gemi var, belirli bir miktar yük var. Eğer e, iki hafta süreliğinde bu kadar gemi e, 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 filodan kalkarsa arz talep dengesi bozulur, bu navlunları etkiler. E, bu da tabii ki e, hemen e, bütün dünyada enflasyonu etkiler. Bu yapılan operasyonlardan sonra sizin de demin söylediğiniz gibi %3-4 oranında Brent petrolü olsun, Amerikan petrolü olsun çıktı. Bu tabii ki bölgede olan gerginlikten dolayı oluyor. Ama baktığımız zaman Ocak başından beri geçen tanker sayısında da büyük azalma görüyoruz. Sonuçta Yemen'in kuzey batısı Husilerin kontrolünde ve Husiler bir açıklama yaptılar bu bir Müslüman ülke olan Gazze'de yapılan katliamı kınadıklarını burada kadınların çocukların çok uzun süredir süren bir şekilde öldürmelerini kınadıklarını ve İsrail'e giden gelen, İsrail'e yük taşıyan ve İsrail'e ait tüm gemi, geçen gemilere vuracaklarını açıkladılar ve şu ana kadar da 27 tane saldırı gerçekleştirdiler. Tabii ki gemileri sadece bir e, varlık olarak görmemek lazım. En önemli şey gemilerin üzerinde yaşayan e, personeller, çalışan insanlar. Tabii ki armatörler de e, güvenli e, güvenli şekilde gemilerini yönetmek zorundalar ve bu da tabii gitgide e, gerek yani konteyner armatörlerinden zaten Zaten e, en büyükleri geçmeyeceklerini açıkladılar. Ama artık bugün tanker ve kuru yük armatörleri de e, Süveyş kanalından e, geçmek istemediklerini söylüyorlar. Peki Başak Hanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.